Herkese selam gençler. Bugün sizlerle beraber sayı basamaklarını işleyeceğiz. Sayı basamaklarından hem örnek çözüp hem de konu anlatımını her zamanki gibi gene devam ettireceğiz. Konuya girmeden önce şöyle bir halinizi hatırınızı soralım. Gençler nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor çalışmalar falan? İnşallah iyi gidiyordur çünkü bu artık ciddiye alınacak bir konu oldu gençler. Yani nasıl ciddiye alınacak bir konu? Artık bir şey isteyen, bir şey başarmak isteyen adamlar, yani bir şey yapmak isteyen bir insan artık ipin başından tutması lazım. Çünkü bir yıldan daha az bir süre kaldı. O yüzden ciddi ciddi çalışmanız lazım gençler. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile en azından TYT matematik kısmından 15-16 tane yaparsanız hayallerinize bir nebze de olsa yakınlaşmış olursunuz gençler. Şöyle uzatmadan başlayayım istiyorsanız. Şöyle yakınlaştırayım ekranı gençler. Şimdi burada bizim bir cepte özelliğimiz var. Burada bize neyin ne olduğunu anlatmış. Yani bize burada diyor ki ne, basamak değeri eğer birler basamağında ise diyor, sayı değeriyle basamak değeri 1 olur diyor. Sayı değeriyle basamak değeri 1 olur diyor. Ama hatta şöyle yapayım. Bunun sayı değeri, yani şöyle diyeyim, şu 1 olmuş olsun. Şöyle anlatayım. 1, 2, 3, 4 olmuş olsun. Misal diyelim, bunun sayı değeri 1'dir. Anladın mı? 1'dir, 2'dir, 3'tür, 4'tür bunun sayı değeri gençler. Ama basamak değeri bunun değişiyor. Niye basamak değeri değişiyor? Çünkü burası birler. Birler, onlar, yüzler, binler. Ben bu sayıları çarpıyorum, anladın mı? Mesela ben A'yı gelip 1000'le çarpıyorum. Mesela B'yi gelip 100'le çarpıyorum. C'yi gelip 10'la çarpıyorum. D'yi gelip 1'le çarpıyorum. Çünkü basamak değerine göre ben onu çarpıyorum. Mesela binler olduğu zaman gelip burada mesela 4 değil de 9 olabilir. 9 değil de 8 olabilir. 8 değil de 7 olabilir. Bunu 1000'le çarpa çarpa gidiyorum işte. Böyle sağdan başlıyor, sola doğru basamak değeri artıyor gençler. Bunu unutmayın. Birler, onlar, yüzler ve binler olmak şeklinde gidiyor böyle. Şöyle. Bu soruyu anlatmadan önce şu aşağıdaki cepte özelliğimi anlatayım. Sonra o soruya geçeyim gençler. Çünkü bunu bilirsek o soruyu daha rahat ve daha kolay bir şekilde yaparız. Şimdi AB ve BA iki basamaklı sayıdır demiş. Şimdi AB'yi bize burada asıl mantık gençler, şuranın asıl mantığı çözümleme tekniğidir. Çözümleme. Biz bu çözümleme tekniğini bildiğimiz zaman gençler çoğu basamak sorusunu çözebiliriz. Çözümleme tekniği nedir peki hocam? Şöyle anlatayım gençler size çözümleme tekniğini. Şimdi burası bizim birler basamağımızdı. Burası da bizim onlar basamağımızdı değil mi gençler? O zaman bizim şöyle bir mantığımız var. Daha demin ne dedim ben size? Her bulduğunuz basamağa, mesela yani 4 tane basamağımız varsa, konulan rakamları hangi basamağın değerini istiyorsa o basamakla çarpacağız gençler. Yani burada onu 10A artı B ile çarpmış. Yani şurası birler olmuş oluyor, şurası onlar olmuş oluyor. O yüzden basamak değerine göre çarpmış. Mesela burada ne olmuş? Tam tersi olmuş. A ile B yer değiştirmiş. 10B olmuş artı A olmuş. Şimdi burada olay biraz farklı. Niye olay biraz farklı? Şöyle. Burası 10A artı B artı 10B artı A olduğundan bunun sonucu şöyle yapmış. Adam ortak paranteze almış bunu. Çünkü topladığım zaman 11A artı 11B olduğu için adam hiç uğraşmadan şunu yapmış gençler. 11A artı B yapmış. Bu zaten çözümlemenin asıl temel mantığı şu. 11A artı B'dir. Yani sizi şey yapan budur zaten. Yani bunu yaptığınız zaman çözümleme çoğu zaman zaten bitmiş oluyor. Yapmış oluyorsunuz. Bu da bunun negatifli olanı. Negatifli olandan kastım ne? Mesela bu böyle olmuş olduğunu düşünün. 10A artı B artı 10B. Yok, şurası artı değil, şurası negatif olacak. Şurası negatif olduğunda 10B artı A demiş. Eşittir soru işareti demiş. Şimdi gençler burada şöyle bir şey var. Şurayı ben aynı parantezin içindeymiş gibi düşünebilirim.
aynı parantezin içindeymiş gibi düşünebilip bu eksiği içeriye dağıtabilirim. Yani bu eksi aslında bunundur. Yani bu şöyle olmuş oluyor. 10 A artı B eksi 10 B eksi A olmuş oluyor. Aynen öyle. Eksi A olmuş oluyor. Yani bunun sonucundan da çıkarttığın zaman 9 A eksi B'yi elde etmiş oluyoruz gençler. Şu aradaki işaret bizim işlemimizi değiştirebiliyor. Bakın arasındaki fark birinde artı olduğunda 11 oluyor. Birinde negatif olduğunda yani eksi olduğunda 9'u bulmuş oluyoruz gençler. Buna dikkat edin. Düşmeyin böyle şeylere. Şimdi şu soruyu hemen çözelim beraber. Şimdi bakın burada ne yapacağız biz gençler? Bir çözümleme yapacağız değil mi? Hemen çözümlememizi yapalım. A, B, C. Eksi C, B. Hatta şunu şuradan sileyim. Şuraya yazalım. Zaten orada yazıyor. Biz direkt çözümlemeye gidelim. 100A artı 10B artı C. Eksi 100C. Aynen. Eksi 100C. Sonra ne kaldı? Eksi 10B. Çünkü bak bunu ben içeriye dağıttım. Daha demin söyledim ya, parantez gibi düşünüp içeriye dağıtmamız lazımdı. Eksi 10B oldu. Sonra buradan da eksi A olmuş oldu. Şimdi buradan ilk başta baktığımda gençler benim hemen şunu görmem lazım. B'lerin elendiğini görüyorum. Sonra eksi 10A olduğundan şu 100A şöyle artı C eksi 100C eksi A. Şuradan da şunun geldiğini görmem lazım. 99 A eksi C eşittir 297. Şurada da bir eşitlik koyduğumda bu da aslında 297'ye eşit olmuş oluyor. Şimdi 297'nin 99'a böldüğüm zaman gençler 297'yi şöyle bölelim. 2 olmaz. 3 olmuş oluyor. Yani 3'e tam bölünmüş oluyor 99. Yani buradan bana A eksi C'nin 3 olduğunu söylüyor gençler. Şimdi kaç farklı AB sayısı vardır? Şimdi ABC sayısı vardır diyor. Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ya nasıl söyleyeyim size şimdi? Şöyle diyeyim size gençler. B nerede diyeceksiniz? B burada. Ortada bir sayı olduğu için burada da bak şurası da önemli. Burada da burada da ortada bir sayı olduğu için ben bu değerleri bulduktan sonra B'nin değerini kendim verebilirim. Yani şöyle diyeyim size gençler. Şurası ne oldu? 1 ol. Şöyle yapalım. Şurası mesela 5'e 1 olur. Burası 5'e 1 olmuş olduğunu düşünün gençler. Yok 5'e 2 olduğunu düşünün. 4'e aynen 4'e 1 olduğunu düşünün. Sonra 3'e 2 olmuyor. Hatta şöyle en baştan başlayayım. Şunu sileyim. Bir dakika, bir saniye gençler. Şuradan şöyle başlayalım. A eksi C 3'tür demiş. Şuradan 9'a mesela diyelim kaç verebilirim? 9'a 6 verdim. Gitti. Sonra 8'e kaç verebiliyorum gençler buradan? 8'e 5 verdim. Burası da gitti. 7'ye 4 verdim. 6'ya 6'ya 3 verdim. 5'e kaç verdim? 2 verdim. 4'e de 1 verdim. Zaten ondan sonra da artık kurtarmıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şeyim var. Ama bizden kaç farklı ABC sayısı yazılabilir diyor. Şimdi kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Buraya koyduğum zaman gençler şöyle yapayım. B için 0'dan başlayıp 9'a kadar gideceği için 10 farklı değer alabilir. 10 farklı değer alabildiği için bunun için de 10 farklı değer alabilir. Bunun için de 10 farklı değer alabilir. Bunun için de 10 farklı olabilir. Bunun için de, bunun için de, bunun için de. Yani 6 tane 1, 2, 3, 4, 5 6 tane sayının içerisinden, rakamın içerisinden bunu alabiliyor. Kaç farklı ABC sayısı yazılabilir demiş. 1, 2, 3, 4, 5 6 farklı ya yani 60 farklı ABC sayısı yazılabilir gençler. Bu soru da güzel bir soru. Şimdi 37. soruya geldik. Bu da aynı onun benzeri olan bir soru. İki basamaklı olanından ama bu da. Bunda da görmeniz gereken bir yer var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Sağlayan kaç farklı AB iki basamaklı sayısı yazılabilir demiş gençler. Şöyle yapalım gene aynı çözümlemeden gidelim. Hatta burada
direkt çözümlemeyi görürseniz, farkındaysanız hiç uğraşmadan ne yapmamış olursunuz? Buradan bunun gittiğini, buradan da bunun gittiğini gördüğünüz zaman gençler 9A eksi B'nin olduğunu biliyorsunuz zaten. O da 54'e eşitmiş. Sadeleştirdiğim zaman benim gençler A eksi B buradan 6 geliyor gençler. Şimdi bana şunu söylüyor. Kaç farklı AB 2 basamaklı sayısı yazılabilir olduğunu söylüyor. Kaç farklı AB 2 basamaklı sayısı yazılabilir? Şöyle geleyim. İlk baş deniyorum gençler. Buraya 6 veriyorum. Buraya 0 veriyorum. Sonuçta 6'yı buldum. Sonra buraya ne vermem lazım? Buraya mesela 7 veriyorum. Buraya 1 veriyorum. Sonra buraya ben 8 veriyorum. Buraya 2 veriyorum. Buraya 9 veriyorum. Buraya 3 veriyorum. Ama şimdi burada benim dikkat etmem gereken şöyle bir şey var. B'nin de burada bir sayı olduğunu düşünerek yola gireceğim. Yani benim burada B'ye 0 verme imkanım yok. Anladın mı? Yani 0 veremediğim için buradaki şeyi siliyorum yani. Bu B'nin bana 0 verme izni veremediği için burayı siliyorum. Burası gidiyor. Yani 4 farklı değer değil de 1, 2, 3 farklı değer olmuş oluyor gençler. Yani sizin burada dikkat etmeniz gereken A ve B, A'nın 2 basamaklı sayı, 2 farklı basamaklı sayı verdiği için dikkat etmeniz gerekiyor gençler. Yani bizim eksiğimiz biraz da bu yüzden oluyor. Nasıl bu yüzden oluyor? Eksiğimiz şu BA ile AB'yi hemen okuyup geçiyoruz. Asıl işte burada bunu bilmemiz lazım. Bu AB'nin ne olduğunu falan onları bilmemiz lazım. Şuraya dikkat edin gençler bak. Her anlattığım derste de söylüyorum. Soru kökünü iyi anlarsanız iyi soru çözersiniz gençler. İyi soru çözden kastım hızlı bir şekilde ve anlayarak. Soruda yanlış yapma payınız olmaz. Yani böyle hem hızlı okuyup hem şey yapmanız sizin için daha iyi olacak ve okuya anlayarak. Mesela A ve BA çoğunuz biliyorum gençler, yani şimdi çoğunuz böyle olduğu zaman bırakıyorsunuz. Nasıl bırakıyorsunuz? A, B, B, A, 2 basamaklı sayıdır. Hemen bırakıp geçiyorsunuz. Okuyun nazikçe, sakince. Burayı çoğu insan zaten sorudur diye bakmaz, anladınız mı? Yani hemen geçer. O yüzden de hemen patlar. Bir bakar gelir şıklarda. Ne var? 3 var, 5 var, 7 var, 9 var, 10 var. Allah Allah, ben 4 tane değer buldum. Niye olmuyor? 4 tane değer olmadığı için patlarsın. O yüzden bu baş kısmı da iyice bakın gençler. Soru 38. Şimdi gençler burada ÖSYM'nin daha çok sevdiği tarzlardandır. Neden? Çünkü bu yeni tarz dediğimiz var, hikayeleştirilmiş sorulara geliyor. Burada asıl mantık anlayabilmek. Yani en bir doğal sayı olmak üzere demiş. N'in rakamlarının çarpımı demiş. N'in rakamlarının toplamı demiş. Yani bize burada bahsettiği şey gençler aslında şu. Şu sayıların çarp diyor bana. Kare olduğu zaman bunu bana çarp diyor. Yani şurada çarpayım ben. 348 diyor bana. Böyle kutu olduğu zaman çarp diyor. 12 olmuş olsa 12 8 6 1. Burası 96 olmuş oluyor gençler. Şurası 96 olmuş oluyor. Aşağıya gelelim. Hatta bu daha bitmedi. Çünkü niye bitmedi? Dışarıda da benim bir tane şeyim var. Dışarıda size bir tane yuvarlağım var. Yuvarla da rakamları topla diyor yuvarlakta. 9 artı 7'den burası 15 geliyor. 9 artı 6'dan artıyı koyalım. 9 artı 6'dan burası da 15 olmuş oluyor gençler. Sonra bana diyor ki ne? İlk baş bu rakamları bir topla diyor. Hemen yuvarlağımı çizdim. 8, 9, 7. Bu şeyleri bana topla diyor. Hemen şöyle şurada toplayayım ben bunu. Ne yaptı? 9, 8, 7, 24. Burası 24 yaptı gençler. 8, 9, aynen. Burası 24 yaptı. Sonra bana diyor ki ne? Bir karen daha var diyor. Bunu da çarp diyor. Bunları da çarptığım zaman ne yapıyor gençler? 2 çarpı 4'ten de burası 8 yapmış oluyor. Topladığım zaman gene sonucum ne çıkmış oluyor? 18. 18 olmuş olsa şöyle şunları toplayacağız. 15 artı 18 yapacağım. 18 23 mü yapıyor? 23 mü? 18 aynen 23 yapmış oluyor. Cevap da Ceyhan olmuş oluyor gençler. Burada asıl mantık şu gençler. Şunu alayım. En bir doğal sayı olmak üzere dediğinde
şurayı çözümleyebilmemiz lazım. Aslında bu da bir çözümleme sorusudur ama gençler hikayeleştirilmiş bir çözümleme sorusudur. Zamanla size şey olacak, aşılanacak yani zamanla soru çöze çöze öğreneceksiniz. Bunu hiç dert etmeyin. İlk başta zaten baktığınızda anlamamanız çok normal. Çünkü konuyu daha yeni öğreniyorsunuz. Zamanla olacak. Yani soru çözdükçe gelişecek şeyler gençler bunlar. Yani böyle direkt baktığınızda çözemediğiniz zaman moralinizi bozmayın. Yavaş yavaş olacak. Burada ne yaptık? İlk baş benden buradan bunu istedi. Eğer dedi ki ne? Kutu görürsen dedi bunun rakamlarını çarp dedi. Eğer yuvarlak görürsen dedi bana bu rakamları da topla diyor bana gençler. Böyle aşağıya inelim. İyi sayfa bitmiş. Şimdi soru 39 gençler. Soru 39. 39'a gelmeden önce az kalsın unutuyordum gençler. Size ödev vermedim bugün. Bugün şöyle biraz büyüteyim bakayım size hangi sorulara ödev verebilirim. Hangi sorularla daha güzel uğraşırsanız şöyle bir bakayım gençler. Her zaman biz çözersek siz bir şey öğrenmezsiniz. Bir de biz bunu çözdükten sonra her derste de söylüyorum. Siz PDF'in çıktısını alıp siz çözün. Hatta derse gelmeden önce eğer şey yaparsanız önceden bir siz çözün. Anladınız mı gençler? Siz çözün. Şimdi size bir de ödev verdiğimiz soruları bize şey yapın. Ya yorumlar kısmında belirtin ya da Instagram'dan mesaj atın. Size cevaplarımızı hemen söyleyelim. Yani hemen söyleyelim derken video şeklinde size yollayalım. Instagram'a yükleyeceğiz zaten böyle yapamadığınız sorular falan olduğu zaman söyleyin siz bize gene. Biz halledeceğiz gençler onları. Dert etmeyin. Şimdi size bizim burada bir tabir vardır. Pamuk gibi böyle. Hatta pamuk gibi değil de böyle cıncık gibi bir tabir vardır bizim burada. Size o cıncık gibi olan bir soru bırakacağım. İki tane güzel cıncık gibi bir soru bırakacağım. Hem konuyu öğreneceksiniz. İnşallah bize dua edersiniz. Dua etmezseniz de küfür etmeyin de dua etmeseniz de olur. Size hangi soruyu bırakalım? Gençler. Bu 40. soru hem kolay hem de sizin görmenizi istediğim çok güzel bir nokta var. O noktayı kaçırmadığınız zaman tüm konu sizde bitecek. Onun için bunu size bırakıyorum. Sonra 42. soru beraber anlatırız. Ha işte asıl bırakacağım soru bu. Bu 41. soruyu yapan adam gençler işi bitirmiş adamdır. 41. soruyu hallettiğin zaman emin ol bu konunun çoğu sorusunu yapabilecek kıvama gelirsin. Çünkü aynı 40. sorudaki gibi çok ince bir ayrıntı var. O ince bir ayrıntıyı yakaladığın zaman gençler bu iş bitmiş oluyor. Şöyle biz 39. sorumuzu şey yapalım. Sakın ödevlerinizi ihmal etmeyin gençler. Bunlar size artı atacak. Bunlar şimdi zamanınız varken bunlarla uğraşırsanız ileride çok faydasını görürsünüz. Rakipleriniz bunlarla uğraşmadan geçtiği zaman siz onların önünde olmuş oluyorsunuz çözdüğünüz zaman. Bunlar size belki iki tane çoğunuza basit gelecek sorular ama çoğunuza da zor gelecek sorular. Basit gelse bile çözdüğünüz zaman sizi eğitecek yani size artı katacak sorular gençler bunlar. Soru sorudur bunu unutmayın ve iki tane güzel biri bu da gerçi ÖSYM'nin sevdiği tarz bu da ÖSYM'nin en çok sevdiği tarz hatta 41. soru. Bunu uğraşın dediğim gibi yapamadığım zaman bize şey yapın biz size yardımcı olacağız. Hemen şöyle 39. sorumuzdan başlayalım. 39. sorumuzdan bizde ne demiş? Yüzler, onlar, birler demiş gençler. Elinde bulunan 13 bilye 3 basamaklı çukurunda paylaştırarak 3 basamak sayıları modelleyerek Erdem'in oluşturduğu rakamların 3 basamaklı rakamların farkı en büyük sayı kaçtır demiş. Şimdi 13 tane benim elimde bilyem varsa bir de ama bana bir şart koymuş. Bunların rakamları farklı demiş. Bakın gençler. Her soruda da şey yapıyorum. Soruyu düzgün okuyarak anlayarak gidin. Bana rakamları farklı en büyük sayı dediği için ben rakamı en büyük olan sayıyı koymam lazım. Rakamı en büyük olan sayı kaç gençler yüzler basamağına? Ya yüzler basamağına koymam lazım ki ne? Otomatikman sayı büyüsün. 9'dur değil mi gençler? Sonra 13 olması için elime zaten otomatikman onlar basamağına 4 kalıyor. Birler basamağına da 0 kalıyor. Şimdi bu soru öyle bir zor gözüken bir soru. Ama bakın soru bitti gençler. 9440 cevap Denizli. Sadece bize şurada anlatılan
Yani şu gördüğünüz şey var ya, şurada anlatılan boş hikayeyi anlamanız lazım. O hikayeyi anladığınız zaman soru artık bebek oyuncağı gibi geliyor. Yani ne olmuş oluyor? Güzel ve cincik gibi bir soruyu çözmüş oluyorsunuz gençler. Bu soru da bitti. Hiçbir şey yoktu. Gördünüz ne yaptık? Sadece geldim, rakamları farklı, en büyük sayı dedim. Bir de elimde 13 tane bilye olduğunu algıladım. Sonra geldim, en büyük sayı nasıl verebilirim dedim. 9'u verebilirim dedim. Sonra geriye elime en büyük sayı ne kaldı 13 olabilmesi için? Çünkü 13 tane bilye şartını koymuş. 4 dedim, sonra da 0'ı koydum. Soru bitti. Bu kadar yani gençler. Zaten alıştığınız zaman böyle, yani nasıl söyleyeyim, gözünüzle çözebileceğiniz kıvama geleceksiniz. Onun için ne yapmanız lazım? Çalışmanız ve çok soru çözmeniz lazım. Çok soru. Anlamadığınız yerleri de atlamamanız lazım gençler. Öğrenmeniz lazım. Şimdi gene bir cepte özellik ile buradayız. Bu sefer gençler en başta da zaten anlattığım gibiydi. Aynen, en başta da anlattığım özellikti. En başta anlatmıştım ya. O iki basamaklısıydı gençler. Bu üç basamaklısı. Bunu da anlatmama zaten gerek yok. Gene aynısı. Boşuna zamanınız kaybolmasın. A, B, C, B, C, C. Bu da aynısı. Bu da 3 basamaklısı. Sadece 3 tanesi. Hatta şunu size açayım ya. Aynen açayım. Şimdi şurası ne olmuş gençler? Bakın. Burası aynı mantık. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece üçlüsü olmuş oluyor gençler. Yani burası 100A olmuş oluyor. Artı 10B olmuş oluyor. Artı C olmuş oluyor. Burası da artı 100B olmuş oluyor. Artı 10C olmuş oluyor. Artı A olmuş oluyor. Aynı şekilde gene artı 100C artı 10A artı B olmuş oluyor. Buradan da gençler toplama dediğinde topluyoruz hepsini. Bunun yerine bu şeylerin hepsi, yani şunların hepsi şu olsun. Geçe bu aynen. Mesela şu olsun, bu olsun. Bunlar negatif kısım olduğu zaman, negatif olduğu zaman gençler bunları toplu şey yapıyoruz, çıkartıyoruz. Sadece arasındaki fark toplamayla bu. O zaman değer 11, 111 olmaz da 99 olur mesela. Aynen. 111 olmaz da mesela 99 olur. Öyle öyle şey yapıyoruz. Yani en başta anlattığımın iki basamaklısının bu üç basamaklı olmuş hali gençler. Yani arasında hiçbir fark yok. Şimdi ne yaptık? 41'i zaten size örnek vermiştim. Dediğim gibi gençler, bu soruyla uğraşın. Bu soru size çok büyük şeyler katacak. Emin olun. Yapamadığımız zaman gene bize yorumlar kısmında belirtin. Cevaplarını falan çözüp yorumlar kısmına yazın. Yapamazsanız biz size yardımcı olacağız. Şimdi bu da ilk başta baktığında böyle o şekil girdi. Araya gittik falan filan gibisinden düşünüyorsunuz gençler. Ama öyle değil. Bu soru da çok basit bir soru. Yani anladığın zaman yapabileceğin bir soru. Hemen şöyle okuyalım. Bana 3 tane rakam vermiş. Kümesin her bir elemanının yukarıda bulunan boş kutulara yerleştirildiğinde farklı renkteki her bir sayı grubu 3 basamaklı bir sayı oluşturmaktadır demiş. Buna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi bu sayıların toplamının en az olabilmesi için benim ne yapmam lazım gençler? En az olabilmesi için yüzler basamağındaki sayıyı benim en küçük tutabilmem lazım. O yüzden burada aralarında bakıyorum. Burası yüzler, burası yüzler. O zaman benim bu 3 rakam arasında en küçük verebileceğim sayı 4'tür. O yüzden yüzler basamağına 4 veririm. Sonra geliyorum onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağına da gene en küçüğü verebilmem lazım. En küçüğü verdiğimde de 6 oluyor. Ve birler basamağına da 7 kalmış oluyor. Sonra 3 grupta sayı oluşturmakla bu sayıların toplamı en az kaçtı demiş. Bana bunları yaptıktan sonra diyor gençler, bu sayıları da topla diyor. Yani 265'i, 469'u ve 450, aynen bunu bana topla diyor. Ne olmuş oluyor? Artı burası 1 olmuş oluyor. Zaten sonucun Denizli olduğunu ayıkmışsınızdır. Buradan 1 geldiğine göre burada da 1 olacak. 12 oluyor. 17, 18. Bir de elde var. 19'un 9'u olmuş oluyor. Şuradan 2 eldeniz var. 19'un 9'u olmuş oluyor. Elde de 1 olmuş. 8, 9, 10. 11 de buradan gelmiş oluyor gençler topladığımız zaman. 1191 olmuş oluyor cevap. Denizli gençler. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken gençler, kümesinin sadece şu kümenin elemanlarını bilmemiz, şu kümenin elemanlarını
ayıkmamız lazım. Ayıktıktan sonra bir de şunu anlamamız lazım gençler. Neyin nereye verebileceğimizi bilmemiz lazım. Yani sen birler, onlar, yüzler basamağını, yani birler, onlar, yüzler, binler basamağını bilmeden gelip bunu yapmaya çalışırsan olmaz. Zaten bunları da çoğunuz biliyordur gençler. Dersimiz bugünlük bu kadar. Zaten baktığınız, gördüğünüz çoğu soru kolay. Şimdi gençler, bunlara kolay deyip geçmeyin. Bunlar ÖSYM'nin sevdiği. ÖSYM'de zaten zor sormuyor. ÖSYM'nin sorabileceği maksimum zorlukta seviyede soru budur gençler. Bu da zaten çok kolay. En ufak bir şey yakaladığınız zaman direkt gidiyor. Yani sorulara zor gözüyle bakmayın. Çok zor zaten çözeceğiz çok zoru da. Ama çok zoru şimdilik çözmeye gerek yok bence. Konuyu öğrenmek için güzel, ideal sorular gençler. Sadece dediğim gibi hikayeyi anladıktan sonra soruyu yapıştırırsınız gençler. Bizden şimdilik bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Hatta şöyle biraz da ne yaptığıma bakayım istiyorsanız. Ama gençler, dediğim gibi şeyi unutmayın. Biraz fazla şey yaptım galiba. Dediğim gibi şunu unutmayın gençler. Ödev sorularınızı unutmayın. Ödev sorularınızı da yapın. Ve yapamadığınız zaman gençler bırakmayın. Uğraşın. 3-4 kere, 4-5 kere uğraşın. Emin olun öğrenmezseniz bile başka bir şey öğrenirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. İnşallah istediğiniz hedeflere ulaşırsınız. İyi çalışmalar herkese gençler.